Biraz daha doğrusu CHP'nin yapmış olduğu bu görüşmelerden. Şimdi konuğumuz Hüseyin Karagöz. Merhabalar, hoş geldiniz Taha Bey. Merhaba, hoş bulduk Zeliha Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Diğer konuğumuz da bizimle birlikte konuşacağız şimdi biraz daha. Fakat şimdi biliyorsunuz Taha Bey, sizin bu görüşmelerden sonra, daha doğrusu bu ikili görüşmelerden sonra CHP Genel Başkanı ile görüşmeniz tepkileri neden oldu. TT oldunuz, biliyoruz, sosyal medyadan takip ettik. Ve işte en son bir gazeteci de YouTube kanalından da işte sizi görüştüren hain şeklinde açıklamalar da yaptı. Böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor, nedir olay? Nedir bu tepkilerin nedeni? Öncelikle onu soracağım ve sonra bu ikili görüşmenin sonuçlarını da yorumlamanızı isteyeceğim. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim bu yayın daveti için. Ben açıkçası bütün bu bir linç kampanyası olarak mı adlandırılır bilmiyorum ama tüm bu süreci deprem bölgesinde gördüm ve takip etmekte açıkçası biraz geç kaldım. O yüzden belki de reaksiyon göstermekte de geç kaldığımı kabul ederek başlamak istiyorum. Çünkü çok fazla spekülasyona konu oldu. Bir, Sayın Özel'i ben yaklaşık 2 yıldır tanıyorum. Ve 2 yıl önce bir programa davet etmemle bir diyalogumuz başlamış oldu. Kendisi de yani bunu konumlandırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama iktidara daha fazla destek veren bir medya bünyesi içerisinde ilk kez konuk olmuştu ve o ilk konukluğunda benim programımda gerçekleştirmişti. Sert Sorular adlı bir programdı o ve çok güzel de bir diyalog kurduk. Ben ona açıklıkta bütün işte soruları sordum. O da çok büyük nezaketle karşılık verdi. Sonra karşılıklı telefonlarımızı alarak bayramda, seyranda, hatta ben bazen işte bir paylaşım yaptığım zaman, yani olabiliyor ya, gazeteci olarak yanlış bir şey veya yanlış anlamış olabiliyoruz. Ara ara ben onu bilgilendirdim, o beni bilgilendirdi. Ve bu tarz bir hukuk gelişti. Bir gazeteci, politikacı arasında nasıl bir hukuk olursa aynı şekilde bir hukuk gerçekleşti. Şimdi şöyle yorumlar da vardı, o yüzden mesela siz hani diyorsunuz ya, 2 yıldır tanışıyoruz, kendisiyle güzel bir diyalog kurduk ama Özel'i çok önceden tanıyan başka gazeteciler de var, çok eskiden tanıyan. Mesela böyle yorumlarda yapıldı ya, hani başka çok eski tanıyanlar da vardı, işte başka gazeteciler neden görüşmedi, ne nasıl görüşüldü, özellerine konuşuldu vesaire diye yorum. Ben şimdi açık açık söylüyorum, böyle yorumlarda gördüm, baktım sosyal medyaya. Bu konuda da görüşünüzü merak ediyorum. Buyurun. Evet, oraya geleceğim. Ya Özgür Bey ile gazeteci politikacı ilişkisi demenin sebebi şu. Ben gazeteci olarak inandığım doğrular var, eleştirilerim var, şunlar var, bunlar var. O bana saygı duyarak bu diyaloğu sürdürdü. Ben de efendim, ben Sayın Özel'in her dediğine katılmıyorum sonuçta yani. Veya Sayın Özel de benim her dediğime katılmak durumunda değil. Ama karşılıklı saygı çerçevesinde gayet nezaket sınırları içerisinde bir diyalog gelişti. Diğer gazetecilerle neden görüştü, neden görüşmedi sorusunun cevabını elbette ben cevaplayacak değilim. Ancak kendisini, süreci biraz daha geri alarak anlatmam gerekiyor. Kendisinin genel başkan olduktan sonra telefonla arayarak kutladım. O da çok sağ olsun gayet nezaket çerçevesi içerisinde cevap verdi. Hatta ben bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Yani çıktığım kanallarda da söyledim. Sayın Özel, yani ben hani AK Parti'den çok daha fazla milletvekiliyle, çok daha fazla üst düzey kişiyle görüşürüm. En az onlar kadar hassas bir şekilde gayet siyasi nezaketi koruyan bir isimdir diye de daha önce belirttim. Tüm bu akış içerisinde gerçekleşti. Ve o görüşmemizde de hayırlı olsun ifadesini kullandım. Ve aradan işte Sayın Özel Genel Başkanı olalı zannediyorum 5 ay falan olacak değil mi? Evet. Süre geçti. Geçtiğimiz 23 Nisan resepsiyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un davetiyle ben de resepsiyondaydım. Ve Sayın Özel de oradaydı, evet. Muhalefet Partisi lideri olarak. Ve kendisi çok güzel de bir demeç verdi. Dedi ki biz yurt dışında Türkiye Partisi'yiz, Türkiye'de ise ana muhalefet partisiyiz. Ben de bunu paylaştım. Çok da güzel de etkileşim aldım. Tam salondan çıktığı sırada karşılaştık. Hatta yanında da Muhammed Bey vardı. Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili. Sayın Cumhurbaşkanı'yla tam çay içmeye giderlerken gelişti bu görüşme. Tacım nasılsın dedi. İyiyim Sayın Genel Başkanım, siz nasılsınız dedim. İyiyim dedi. Ben bayramda, ya
Ya bu bayramlar değil midir Zeliha Hanım? Yani küslerin barıştığı, ne bileyim işte her şeyin bir Yani kenara burada koyup konu şöyle mi aslında? bayramlaştığı. Şunu anlamaya Çok çalışıyorum özür bak. dilerim. Bir tamamlayayım, bir Tabii tamamlayayım, tabii bir tabii tamamlayayım, buyurun bir buyurun. tamamlayayım. Neden sizle görüştü veya başkasıyla görüp görüşmesini Yo bilmiyorum. yo başka bir şey söyleyecektim. Buyurun. Ben bayramda benimle siyasi noktada aynı noktada olan olmayan ama hukukum olan herkese bayramlaşırım. Buna Sayın Özel de dahil. Evet. Bayramda da daha önceki bayramlarda görüştüğümüz gibi, bu arada Sayın Özel'le görüşmüyorum ben sadece. İyi Partilerle, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, yakın zamana kadar Yeniden Refah'tan da, Gelecek'ten de, Deva'dan da pek çok isimle görüşüyoruz. Ya biz bu insanlarla oturup kahve içiyoruz, şey içiyoruz. Siz de yılların gazetecisiniz, yani ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Tam orada dedi ki, bayramda dedi notunu aldım ama dedi bir ameliyat geçirmiştim, dönemedim. Teşekkür ederim dedi mesajın için. Ben de hayırlı olsun için şey bayramınızı kutlamak ve yeniden bir hayırlı olsun demek için aramıştım dedim. Hı. O zaman dedi en kısa sürede görüşelim dedi. Ben de dedim ki o zaman randevu talep ediyorum dedim. Tamam dedi. Böylelikle gelişti. Benim de Salı günü Ankara'da AK Parti ve İyi Parti ile bir randevum vardı. Ve gitmeden önce de kendilerinden randevu talep ettim. İncelik gösterdiler. Kabul ettiler. Bir de bir davetiye takdim ettim kendilerine. Gayet nezaket sınırları içerisinde. Siyasetteki yumuşamayı da çok güzel mesajlar vererek irdelendiği böyle 15-20 dakikalık gayet şey bir Peki, görüşme gerçekleşti. şimdi şöyle yorumlar var Diğerleriyle ya, o neden yüzden görüşmeden söylüyorum. görüşüyor Şu an bilmiyorum. mesela Ama bir mesela diyalog, bir... benden önce Medyascope'un biliyorsunuz Evet, Ruşen. genel yayın yönetmeni Ruşen abi de oradaydı. Evet. Ruşen Çakır'la da kapıda muhabbet ettik. Hatta işte fotoğraf çektik falan. Ruşen Bey'le neden görüştüğünü bilmiyorum. Başkalarıyla neden görüşmediğini Şimdi bilmiyorum. Belki de şöyle onlardan Tabi, olsun. şimdi normalde biz hani bir normalleşme, Türkiye'nin normalleşmesi ya da işte yumuşaması konusunu yerel seçimlerden sonra konuşuyoruz. Ve burada işte CHP'nin ilk parti olduğu yerel seçimlerden sonra uzun bir süredir işte size ithaf edilmiş olan iktidara yakın gazeteci ya da işte başkalarına ithaf edilmiş olan muhalefete yakın gazeteci sıfatları var ya devamlı. Dolayısıyla acaba hemen MHP başkanıyla görüştükten sonra sizinle görüşmesi, işte Taha Bey'in işte tekrar Özgür Bey'le görüşmesi bu yumuşamanın bir göstergesi midir diye algılayanlar oldu. Tam tersi Evet, ya Zeliha Hanım, yani şöyle, böyle bir durum var ama burada başka bir iş mi var acaba diye düşünenler de oldu. Şimdi evet, böyle bir tam da orayı diyalog açalım. ortamı Özgür Bey'i de, buyurun buyurun. evet, yani Özgür Bey de bunun üzerinden geliyorlar anladığım kadarıyla. Ben O yani sayın, gördüğümüz yorumlara baktığımızda bu geliyor. Çünkü belli bir evet. normalleşme ve yumuşama sinyalleri alınırken, bu devam ederken buna sekte vurmak isteyen bazı kötü niyetliler acaba ta Bey'i mi kullandılar şeklinde yorumlar da var. Diğer taraftan çok alışık olunan görüntüler değil kaç senedir. O yüzden hani bu mu tepki aldı onu merak ediyorum. Ya sor, ya bunları görünce bu yorumları benim bunlar aklıma geldi. O yüzden de sözünüzü böldüm. Buyurun. Evet. Evet, buyurun. Özgür Bey'le ben 2 yıl önceden bir muhabbetim olmasa, ya 2 yıl önce böyle bir yumuşama dönemi var mıydı? Yoktu Yoktu. tabii. 2 yıl önce Sayın Özel şu ankinden çok daha sert bir şekilde iktidarı eleştiriyordu. Hatta işte benim ona sorduğum bir soru var ya, Kur'an kurslarının karanlık zihniyetin ürünü olarak dillendiriyorsunuz. Ben de Kur'an kurslarında okuyan bir çocuktum. Şimdi de gazeteciyim, karşınızdayım. Ben de mi karanlık zihniyetin ürünüyüm diye sormuştum. Yani bu bugünün bir görüşmesi değil ki, biz zaten Yani en zaten sert dönemde şöyle bir ben şey konuk var. almışım. Yani ben gazeteci Gazeteciler olarak bu soruyu liderlerle görüşür. soramayacaksam. Evet, gazeteciler siyasetçilerle görüşür. Tabii ki bu normal. Ama anladığımız başka bir şey doğru mu evirmeye çalışıyor ya da başka bir şey mi aranıyor veya başka bir şey mi var bilmiyoruz. Yani hani siz Yok, anlatıyorsunuz çok şimdi güzel. bu, Evet. evet, bu gündemin üstüne görüşmüş değilim. Zaten Sayın Özel iktidara yakınlığıyla bilinen herhangi bir medyaya çıkmazken ben çıkartmışım. Bugünün konusu değil yani. 2 yıllık Anladım. bir konu. 2 yıl önceden beri gelen bir serincan ve tamamen rastlantısı da şu. Ben zaten Salı günü Ankara'ya gittim sabah saatlerinde. AK Parti, İyi Parti görüşmesi Sayın Özel'in grup konuşmasının sonrasına kaldı onunla olan görüşmemiz. Ha. Bahçeli'den sonraya rastlamasının sebebi de Sayın Bahçeli'den Tesadüf sonra diyorsun. bu. Çünkü akşam da ben şu an deprem bölgesindeyim. Evet, Deprem bölgesiyle ilgili Hatay'dasınız bir biliyorum. haber çalışması yapıyorum. Evet. Onun için buraya gelmeden önce de kendisine uğradım.
Hem bir hayırlı olsun dedim, hem gündemi şöyle bir konuştuk. Çok da nezaketliydi. Yani teşekkür ederim kendisine ama bütün bunların başına gelmesi sebebiyle de üzgünüm ama bir yandan da Yani hayır, şaşkınım yani. sadece yani şöyle, tabii ki hani iki önemli görüşmeler yapılırken sizinle görüşmesi biraz belki bilmiyorum tepki aldı, bilemem orasını, valla inanın bilmiyorum. Ama ne konuştuğunuzu şöyle birkaç cümleyle alayım, bir de Muzaffer Bey'e de bir söz vereceğim çünkü. Buyurun Dağ Bey. Ya ne konuştuk? Ben tabii ki de Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde neler geçti, nasıl bir havada geçti. O da tıpkı kamuoyuna verdiği mesaj gibi yumuşamaya, işte bir normalleşme sürecine ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin buna hasret olduğunu, önceden liderlerin bir araya gelip kahveler içtiğini, sohbet ettiği, bir masa etrafında buluştuğunu ifade ettiler. Ben de açıkçası hem bir gazeteci hem de bir vatandaş olarak bu siyasi iklimin, az önce mesela Muzaffer Bey de burada ifade ettiler, hem dış kamuoyunda hem de Türk siyasal iklimi içerisinde nasıl güzel bir havaya neden olduğunu ifade ettim. Onlar da sağ olsunlar teşekkür ettiler. Bir de bir davetiye vardı. Onu da kendilerine iletmiş oldum. Bu şekilde. Yani çok da uzun değil, böyle 20-25 dakikalık bir görüşme Anladım. ama Ha Melih işte. Hanım, müsaade ederseniz şuna bir değinmek istiyorum. Çok lafı uzatmayacağım. Bir de ben aynı gün Turhan Bey'e de uğradım. Sayın Turhan Çömez'e. Bakın, ben Turhan Bey'le siyasi noktada çok eleştiririm kendisi. Özgür Bey'i de eleştiriyorum. Özgür Bey şimdi Hamas'a terör örgütü diyor. Ben demiyorum, bana göre Hamas topraklarını savunan bir Evet, yani yapı fikir ve siyasi ayrılıklarınız legal var. bir şey. Farkındayız Ya zaten. Böyle var zaten da, olacak. var da. Gazeteciler böyle Yani sorularla ben o gidecekler zaman ne öyle de. diyeceğim Evet. yani? Ben tanımıyorum, işte şey yapmıyorum. Benim vatan, bayrak, ezanla derdi olmayan herkese görüşürüm. Mesela HDP'den kimseyle görüşmedim bugüne kadar, Şimdi görüşmem de. tabii Şuraya biz geleceğim, şuraya gazeteciler geleceğim. herkesle her şeyi İkiyüzlülük. konuşuruz. Yani bu Evet, işimiz bu ikiyüzlülük nerede zaten. başlıyor biliyor Savaş musunuz ortamından Leyla? bile pres Evet. yazar. Bizim Evet. dokunulmazlık vardır. Herkesle Şimdi konuşulur. Ona bir şey demiyorum çok özür ama dilerim. Bir anladığım dakikada kadarıyla bu hemen ikili toparlayayım mı görüşmeden şurada sonra Muzaffer Bey? hemen olması tepki çekti herhalde. Evet. Siz de anlattınız Bir gayet. dakikada bir çerçeve çizeceğim. Eğer müsait bir şey zamanımız varsa. Bir dakika, çok vaktinizi almayacağım. Estağfurullah, Bir, buyurun. yani dün geceden beri işte atıp tutan, niye onunla görüşüyor, niye bununla yazıyor diyen, işte pek çok işte büyükelçilikle bağlantısı olan veya işte fonlardan beslendiği yönünde rivayetler olan pek çok kişiyi benim gazeteciliğime eleştiriyor. Ya ben bu adamları, Zeliha Hanım, yani siz daha önceki kurumlarda aynı çatı altında olduk. Farklı televizyonlarda çalışırken ben o yapıların gazetelerinde çalışıyordum. Ben o beni gazeteciliğimle eleştiren insanları gittiğim savaş bölgelerinde, Afganistan'da, Ukrayna'da, işte Suriye'de, şurada burada görmedim. Yani deprem bölgelerinde o tanımıyorum diyen bir şahıs var işte, Özgür Özel'i bu kişiyle görüştüren kimse hain odur diye. İzmir depreminde beraberdik bu vatandaşla yani. Bu Anladım. insanların Yani bu tabii. şekilde benim gazeteciliğimi sorgulamasını ben bir reddediyorum. İkincisi, Turhan Bey'e de efendim sen nasıl Taha Hüseyin Karagöz'le görüşürsün diyerek İyi Parti'nin yeni grup başkan vekilini de eleştirmişler. Ebe kardeşim yani, bunu da söyleyen Sayın Hulusi Türkkan, Şimdi Sayın Akşener'in özel kalemi beni arayıp seçim döneminde İstanbul adayınızın lansmanına, kongresine davet ediyorsa, o zaman çok hani Sayın Akşener'i eleştirmeniz şimdi gerekiyor burada yani. yani süremi çok Büyükşehir aşmışım. Belediyesi Çok lansmanına aşmışım. Çok davet özür dilerim. Son ederken cümle alayım. gazeteci Evet. görüşme yapar, şu bu falan, bunlar çok yakışıksız Anladım. şeyler. Şimdi ben Onu şunu ifade etmek. çok teşekkür ediyorum. Anladım. Hepimiz gazeteciyiz. Herkes herkesle görüşür ama bir taraftan uzun zamandan beri, uzun yıllardan beri böyle tarz görüşmeler pek olmadığı için alışamıyoruz, normalleşemiyoruz, yumuşamıyoruz. Bilmiyorum. Polemikler devam eder etmez, nedir ne değildir. Ama şu an iyi bir şey yapılıyor. O iyi bir şey yapılırken de ortalığı bulandıranlar varsa bilemem. Onu bilemiyorum. Son bir cümle alacağım sevgili Muzaffer Bey sizden bu konuyla ilgili bir cümle. Bitti sürem. Evet, şöyle çok kısaca söyleyeyim. Tabii ki her gazeteci bence her siyasiyle görüşebilmelidir. Bunun aslında haber değeri de olmaması gerekiyor. Ama bunun haber değeri neden olduğu, işte Taha Bey de kendi konuşmasında da söyledi. Ben daha önce iktidara yakın bir yayın organındayken Sayın Özgür Özel'i konuk etmiştim dedi. Bence böyle olmamalı. Medya, haber organları, gazeteler, televizyonlar iktidara ya da muhalefete yakın değil. Objektif, hepimizin siyasi görüşleri, düşünceleri var. Zeliha Hanım, sizin de vardır. Elbette ki Taha Bey'in de var. Ama medya kuruluşlarının siyasi görüşleri bence olmamalı. İktidara yakın ya da muhalefete yakın, Taha Bey kendi söylediği için
bunu söylüyorum. Bana dikkat çekici gelen konuşmada sadece buydu. Yoksa tabii ki bir gazeteci Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhalefet partisinin genel başkanını ziyaret etmiş. Gayet normal. Bunun Evet. dışında bir problem yok bence. Peki, çok teşekkür ediyorum. İşte ben ona dikkat çekmeye çalıştım. Yani muhalefetin gazetecileri, bunların gazetecileri olmaz. Yani biz Evet. hepimiz Öyle gazeteciyiz. olmaz. Olmaması lazım. Yani zaten bir yol normalleşme sürecine girdiğimiz bir noktada işte bunlar tartışılıdır. Bu düzeldiğimizi de gösteriyor mu acaba? Merak Tabii. etmiyorum değilim bu arada. Keşke böyle devam etse. Yani Çok teşekkür muhalefet ediyorum. tabii gazeteci ve siyasiler diye görüşmeler yapılsa. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tuğba Bey, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Muzaffer Bey, aynı şekilde çok sürem dolmuş, o yüzden kusura bakmayın, daha devam etmek isterdim, çok önemli bir konuydu. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.